Yol yapmayın artık, rica ediyoruz. Yoldan bıktık, yollarımız güzel. Ama Kayseri'de araç sayısı hızlı artıyor. Yolların özellikle ışıklı kavşakların azaltılması lazım. Planlar güzel ama planların uygulanma şekli çok yavaş. Bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına yol ve ulaşım hakkındaki düşüncelerini sorduk. Bakalım aldığımız cevaplar nelerdi? Daha önceki trafik akışına nazaran şu anda trafik akışı biraz daha normal evinde. Bunun sebebi de Kayseri'de yapılan kavşaklar ve diğer üst geçitlerle birlikte seri bir trafik akışı söz konusu oluyor. Şehir merkezindeki trafik akışına baktığımız zaman insanların yoğun olduğu alanlardaki kırmızı ve yeşil ışıklardaki bekleme sürelerinin çok farklılık arz ettiğini, bazı yerlerde de insanlar beklerken yolunda boş olduğunu görebiliyoruz. Bu tür trafikteki bu lambalarda da yeniden bir ayarlamalar yapılması daha uygun olacağını düşünüyorum. Kayseri'nin yolları güzel ama her zaman göç geldiği için gittikçe daralıyor yani. Yani ulaşım gittikçe zayıflıyor. Yeterli bulmuyorum. Evet, yeterli bulmuyorum. Ulaşım hakkında ne düşünüyorsunuz? Ulaşım derken yani halk otobüsleri bazı yerlere gelirken 4-5 tane geliyor. Bazı yerlerde 1 saatte bir geliyor. Onda da bir sıkıntı var Kayseri'mizde. Seferleri az. Evet, bazı seferleri az buluyoruz. Yani bir misal diyeyim. Kazı Osman'a bir sefer geliyorsa 1 saatte, öbür başka mahallelere 3-4 sefer geliyor yani. Sıkıntı orada. Şu anda ben memnunum yaya olarak. Arabam yok. Şu anda her taraf hoşuma gidiyor. Mimsin'in içinde, ben Mimsin'de oturuyorum. Çok güzel yollar yapıldı. Kaldırımları her yeri çok şahane oldu. Ağaçlar söküldü, güzelce sıfırdan ağaçlar dikildi. Yani ben teşekkür ediyorum. Memnunum ben şahsen. Yollar güzel zaten. Sadece yatırım yollara yapılıyor. Başka hiçbir yatırım yok. Kolu olmuş 10 lira. Her şey pahalı. Yol yapmayın artık, rica ediyoruz. Yoldan bıktık, yollarımız güzel. Yanlıyor millet. Köprü. Her yere yol. Artık bıktık ya, köprü. Artık biz de yemek istiyoruz, yemek yemiyoruz. Arkadaş 4 aydır aç. Vallahi benim şikayetim yok sen. Yani benim biraz şikayetim var. Yani benim oturduğum yerde otobüs saat başı geliyor. Yani okula yetişmek için sabahın köründe çıkıp yani geliyorum. Okul saatinde bile yani okula erken varıyorum. Yani o yüzden. Seferleri yetersiz. Yani seferleri yetersiz. Mantıklı. Tramvay zaten bize uzak. Yani Teknopark'ın orada oturuyorum. Yani otobüs saat başı geliyor. Yani yarım saat bir aralıklarla falan koysalar tam okula vaktinde varacağız ama ben sabahın 6'sında kalkıp okula geliyorum. Bir de kalabalık oluyor otobüste. Aynen, bir de kalabalık çıkartsalar. Aynen, ek otobüs falan çıkartsalar daha iyi olur. Kayseri'deki yollar birçok şehirlere göre çok daha fazla gelişmiş. Çünkü başka şehirlere gittiğinizde aracınızı park edecek yer bulamazsınız. Kayseri'de bu nispeten daha iyidir. Ama Kayseri'de araç sayısı hızlı artıyor. Yolların özellikle ışıklı kavşakların azaltılması lazım. Çok fazla ışık var. Kayseri'den hiç kimse memnun değil. Belediye başkanı kesinlikle çalışmıyor. Çalışıyorum diye gözüküyor ama hiç sanmıyorum onun çalıştığını. Vatandaşa çok su parası geliyor. Çok su parası geliyor. Vatandaş geçinemiyor. Gerçekten durumlar hiç iyi değil vatandaşın. Ama biz çalışıyoruz diyorlar. Biz onların hiç çalıştığını sanmıyoruz. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Yollarımız da çok iyi. Yollara diyecek bir şey bulamıyorum. Çok yavaş. Yani şu an projede olan ve tamamlanmamış bir sürü yol var. Hatta bunun bir mağduru da biziz. Müstakil bir evimiz vardı. Evimizin üzerinde Mustafa Şimşek Caddesi'ni biliyorsunuz değil mi? Oradan geçen bir yol. Bizim evim de yıkılacağını söylüyorlar ama yolun yarısı açılmış durumda. Geri kalan yarısı açılmıyor. Sanırım ödenek yok. Ya da nasıl bir durum bilmiyorum. Pandemi girdi çıktı. Çok ortalık biraz karıştı. Onun haricinde güzergah olarak güzel. Ona hiçbir şey söylemiyorum. Projeler çok güzel ama projelerin ilerlemesi o kadar yavaş ki. Yani ne olacak ben de bilmiyorum. Biz mesela o müstakil evimizden çıktık. Çünkü yanımızda hemen bir sürü arabalar geçiyor. Ve biz de tabii haliyle başka bir eve çıkıyoruz. Şu an biz orada kiradayız. Kendi evimiz var, yıkılmıyor. Bize paramızı vermiyorlar. Ve üstüne şöyle bir şey. Oradaki evler sürekli değerlenirken bizim evimiz hala değersiz bir şekilde kalıyor. Şunu söyleyebilirim. Madem bu kadar hani proje varsa bir an önce hayata geçirilsin. Devamında bir sürü proje söylenmesin. Yolları yetersiz buluyorsunuz yani. Planlar güzel ama planların uygulanma şekli çok yavaş.